أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden mümin ve müminatın hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ salleytüm es-subha. Ey ümmeti Muhammed! Sabah namazını kıldığınızda, yani sabah namazını selam verip bitirdiğinizde fefze'u ile duayı, duaya hemen dua edin. Hemen arkasından duaya başlayın. Fefze'u demek can havliyle acele hemen yapan şey, fefze'u o demek. Gevşemeden hemen yapın. Evet. Arkasından süratle Cenab-ı Hakk'a iltica edin. Duadır. Cenab-ı Hakk'a yakarıştır, yalvarıştır, ondan yardım, medet dilemektir. Evet, o anlama gelir. Ve bakiru fi talebil havaici. Sabah namazını kıldınız, arkasından dua ettiniz. Bir evvelki hadiste söylediğimiz o şeyleri, tesbihleri yaptınız. Erkenden rızık talep ediniz. Ovaya gidiniz, bağa gidiniz, dükkana gidiniz, daireye gidiniz. Erkenci olunuz. Bakiru fi talabil havaici. İhtiyaçları aramakta erkenci olunuz. Ve Efendimiz bunu buyurduktan sonra bakın bir de dua ediyor. Allahümme barik li ümmeti fi bükuriha. Allah'ım ümmetimin erken kalkanlarına çok ver. Evet. Maalesef biz bu hadisi hiç hatırlamıyoruz, uygulamıyoruz. Ben birkaç kere gittim. 96 yılında Amerika'da o füzeyle havaya uçurulan gökdelenlerin dibinde Temmuz ayında erken gittim oraya. Göreyim diye onları. Sabah namazını orada kıldık. Onun dibindeki çiçeklikte, çayırlıkta kıldık. Cemaat halinde. Evet, New York'ta biliyorsunuz ama Manhattan'da. Onun dibinde sabah namazı Temmuz ayında, yani geceleyin kısa olduğu dönemde kıldık. O gökdelenler, havaya uçan gökdelen dibinde. Selam verdim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Soluma bir baktım ki New Jersey vardır orada. Onun Manhattan'ın öbür tarafı arasında deniz, nehir, arkasında New Jersey semti vardır. Yahudilerin, zenginlerin yaşadığı semttir orası. Oradan bir vapur gelmiş. Yani yat.
siyah fötür şapkalı, uzun siyah sakallı, zülflü, siyah paltolu, beyaz siyah çizgili çarşırlar giymişler. Pantolon değil. Önü arkası aynı olan şey çarşır demiyor musunuz? Onlardan giymişler. Yap güzel. Ondan bir sürü adam indi. Onu gördüm. Sabah namazı, yazın en kısa zamanda, sabah namazında. Dedim yanımdaki oğluma, orada okuyor, çalışıyor. Kim bunlar? Bunlar dedi, şu gökdelenlerin sahipleri, dünyanın en zengin Yahudileri bunlar. Evet, Türkiye'de en zengin adam hiç sabah namazında işbaşı yapıyor mu arkadaşlar? Bunu ben Almanya'da da gördüm. Yazın yine saat 4'te sabah namazında şafakla cayır cayır fabrikalara koşuyor herkes. Mağazalara koşuyor. Bizde de öğlene kadar, kuşluğa kadar şişiyor millet. Peygamber ne diyor? Allah'ım ümmetimin erken kalkanına çok ver. İşte Allah mübarek li ümmeti. Onlar da peygamberimiz ümmeti. Evet Yahudi. Çünkü ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa. Musa Aleyhisselam devri bitti. Arkasından İsa Aleyhisselam devri geldi. İsa Aleyhisselam devri bitti. Muhammed Mustafa'nın devri geldi. O ahir zaman daha başka peygamber gelmedi. Ve hatemen nebiyyin. Peygamberlerin sonuncusu mührü o. Bitti. Son devrin peygamberi Muhammed Mustafa'dır. Son devir insanların peygamberi Muhammed Mustafa'dır. O son devir insanların içinde Yahudi de var, Hristiyan da var, putperest de var, Hindusu da var, var oğlu var. Onlar hepsi peygamberimizin ümmetidir. Hitap ettiği kişilerdir yani. Onun devrinin insanlarıdır. Davet ümmetidir. Ya eyyühen nas, inni Resulullah ileyküm cemi'an. Ben hepinizin peygamberiyim dedi. Kur'an'da var bu. Yahudiler hariç demedi. Hristiyanlar hariç demedi. Hindular hariç demedi. Ya eyyühen nas, ey insanlar, tüm benim devrimde yaşayanlar. İnni Resulullah ileyküm cemi'an. İstisnasın hepinizin peygamberi benim dedi. Davet etti. Te'alu, gelin. İlâ kelimetin sevân beynene ve beynekum. Sizinle bizim aramızda bir olan bir kelime var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini söyleyin. Eslimu teslimu. Müslüman olunuz, selameti bulunuz. Dünyada ve ahirette selameti bulunuz dedi Efendimiz. Onlar davet ümmetidir. Burada ne diyor? Biz kabul ettik, icabet ümmeti olduk. Tamam dedik. Onlar davette kaldılar, etmediler. Ama ümmeti, onun devrinin insanı. Peygamber de nasıl dua ediyor bakın. Allahümme barik li ümmeti. Aha buradan okuyorum. Allahümme barik li ümmeti. Allah'ım ümmetime çok ver, bereketlendir. Fi bukuriha. Erken kalktıklarında. Erken kalkanlarına çok ver. Dünyanın en zengin adamı sabah namazında işbaşı yapıyor. Gözümle gördüm. Dünyanın en zengini kim? Şimdi Yahudiler. Almış bütün imkanları, devletleri hizaya getiriyor. Benim dediğimi yapmazsan vermem ha para diyor. Kredimi keserim ha diyor. Evet demokrasi var. Kimse kimseye karışıyor ama perdenin karşısında bu var. Benim dediğimi yapmazsan, benim istediğime aykırı, isteğime aykırı hareket edersen kredini keserim diyor. Borcumu da hemen isterim diyor. Borcumu da hemen isterim diyor. Onun için abi diyor tamam sen dediğini yapacağım diyor. Ama bana diyor süre tanı. Bütün dünya öyle. Ama dikkat edin saat 4'te Temmuz ayında işbaşı yapıyor. Peygamber diyor erken kalkana çok ver ya Rabbi diyor. Efendimizin duasını Allah reddetmiyor. Hiç etmedi. Sen ne yapıyorsun? Yazın erken kalkılır mı ya? Hep söylüyorum işte. Falan yere gittim. Büyük cami yapmışlar.
Şimdi bunu ben söyledik diye bana darlıyorlarmış. Bizi dünyaya ilan ediyor diye. Yok canım, ben sizi kötülemek için söylemiyorum o lafı. Muazzam masraf etmişsiniz, muhteşem cami yapmışsınız. Tebrik ederim. Ama marifet sabah namazında orayı doldurmak. Mahsus gitmedim ben de. Bana gösterecekler güya. Aha böyle yaptık. Tamam da. Diyorum ben. Sabah namazında kaç kişiydiniz? Müezzin, imam, onlar ne sayıyorsun? Mecbur gidecek. Maaş alıyor herif. Ben amcam, dayım. Altıncısı yok. Neye yarar? Bak erken kalkarsan ne dedi peygamberimiz? Bakiru fi talebil havaici. Zengin olmak için, alim olmak için, derviş olmak için ne aklına gelirse erken kalk dedi, bak erken kalk. Allah'ım erken kalkanlarına istekliğini kat kat ver dedi. Bak dua hadis okuyoruz beyefendi. İkin namazında, öğlen namazında 300 kişiyiz, 200. Bak peygamber sabah namazının erken kalktığı beyefendi. Şimdi kendi köyümde de öyle. Nereye gidersen git, sabah namazında 5 kişi, 6 kişi. Onun için de dünyadan döviz dileniyoruz. Karnımız doymadı. Karnın doymanın yolu bu bak. Ben de vereyim sana. Sabahleyin namaza git, şu duaları yap, erkenden işine başla. Tarlana git, çiftine, çubuğuna git, fabrikana git, memurluğuna git. İşe erken başla. Bereket sabahleyin. Peygamber duası var. Sen kuşluğa kadar uyuyorsun. Kuşluk işe gidiyorsun. Uyuşuk. Neden uyuşuk? Peygamberimizin hadisi var. Bele fi üzüneyhi şeytanı. Bir mümin, kafire karışmıyoruz. Zaten kaybetmiş. Bir mümin sabah namazına bunun efendim dediği gibi erken kalkmaz, camiye gitmez. Uyursa, üstüne güneş doğarsa böyle işer. Üzüneyhi, fi üzüneyhi, iki kulağına da işer. Eş şeytanı, şeytan o müminin iki kulağına da işer. Onun için kalkar uyuşuk, hiç iştahım yok falan filan, önüne gelenle kavga eder, arkasına geleni töper, önüne geleni ısırır. Neden? Kulağına şeytan işedi. Erken kalkmadı. Uyuşukluk oradan. Hadis okuyoruz. Kabul edenlere tabii. Etmeyenlere sözümüz yok. Evet. Biz de size tebliğ ediyoruz. Erken kalkın, adam olacaksınız. Erken kalkın. Şimdi kitaplar okuyoruz, tercüme ediyoruz. Mesela benim dedem, Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Kitap yazmış. Sonunda ne diyor? Sabaha karşı saat 4'te bitirdim diyor. Sabaha kadar hiç uyumamış. Aha, kitap yazmak böyle olur. Alim olmak böyle olur. Uyumazsan olur. Sabahleyin erkenci olursan olur. Zengin olursan olacaksın, erken olacaksın, kalkacaksın. Uykucu olmayacaksın. Efendimizin formülü bu. Benimsersen sen bilirsin. Benimsersen size söylüyoruz. Allah'ım erken kalkanlarına ümmetimin çok ver. Bereketlendir. Bereketlendir. Fi bikurihe. Erken davrananlarına işlerini bereketlendir. Kat kat ver isteklerini ya Rab. Evet. Hazreti Ali'den bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bunu Batılılar uyguluyor. Yahudiler uyguluyor. Dünyanın zengini oluyorlar. Ama Müslüman ülkelerde herkes öğleye kadar, kuşluğa kadar şişiyor. Hepsi sidikli, uyuşuk. Ama ondan sonra Müslüman olanlar hep geri. Ya peygamber söylüyor erken kalk diyor. Çalış diyor ama Müslüman çalışmıyor. Ne yapsın peygamber? Kabahat Müslümanlığın mı yani? Kabahat Müslümanlığın mı? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza salleytuma fi rahalikuma thumma ataytuma mescide cumaatin fasalliya ma'hum. Siz ey iki ashabım, kendi dönemindeki karşısında olanlara bir olay olmuş.
iki kişi Efendimiz namaz kılmış, camide iki kişi kılmamış. Camiye geldiğini görmüş onların ama namaza katılmamışlar. Peygamberimiz önden gördüğü gibi arkadan da görüyor. Ama namazda konuşulmaz. Namazdan sonra demiş, siz niye uymadınız, bize katılmadınız cemaate? Biz evde kıldıydık demişler namazı. Öyle diyor. İza salleytüme fî rahâlikümme, evinizde, damınızda, çadırınızda, konak yerinizde namazı kıldığınızda siz ikiniz, sümme eteytüme mescide cemaatin, cemaatle namaz kılınan camiye geldiğinizde, fasalliye mahum, bir daha kılın, bir daha kılın, cemaate uyun. Evde kılsanız bile farzı, çünkü sünnetler cemaatle kılınmaz, sadece farzlar kılınır. Fasalliye mahum, onlarla beraber bir daha cemaat olun. Evet. Fe innehuma lekuma nafile. Bu son kıldığınız, bu son kıldığınız şu iki namaz, cemaatle kıldığınız namaz nafile olur. Farzı evde kıldınız çünkü. Bu nafile olur. Tabi bir hadisi malen anlamlandırırken, mana verirken onunla ilgili başka hadislere de bakacaksın. İşte bu hadis hangi namazı olursa olsun diye kayıt yok. Öyleyse her namazda böyle yapabilir miyiz? Demin söylediğine göre, evet, bu hadise göre öyle. Ama başka hadisler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka hadislerinde sabah namazın vakti girdikten sonra sadece sabah namazın sünneti kılınır nafile olarak. Farz olarak kılabilirsin. Yani eski namazları kaza edebilirsin. Farzdan evvel veya sonra, sabah namazın farzdan evvel veya sonra bir namazın kazası, farz namazın kazası da farzdır. Onun için farzlara yasak yok. Nafile olarak sadece sabah namazının iki rekat sünnetini kılabilirsin. Başka sünnet yok diyor. Hutbe okunurken la salate, namaz yok diyor. Nafile sünnet yok. Zaten farzı imamla kılacağız. Evet, ikindi namazından sonra da diyor la salate, namaz yok diyor. Nafile namaz yok diyor. İkindi namazından sonra da kaza namazı kılabilirsin. Tam güneş batarken hariç, kem doğarken hariç, tam ortadayken hariç kılabilirsin. Nafile yok. O hadislerle beraber mütala ediyor İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah. Bu peygamberin dediği öğlen namazında mümkündür, yatsı namazında mümkündür. Yani öğlen namazını evde kıldınız, geldiniz, cemaat oluyor camide veya başka yerde. Baktınız öğle namazı kılacaklar. Ha, siz kılmıştınız evde. Kazık gibi dikelmeyin orada. Öyle diyor bak, bir daha kılın diyor. Siz hemen uyun imama, 27 kat cevap, cemaat cevabını alın. Ama olduğunuz kaza olmaz. Nafile olur diyor bak. Şimdi sivri akıllı adamlar var. Efendim, kaza borcu olanlar namazın ön sünnetlerini kaza niyetiyle kılsınlar, sünnet de olur, kaza da olur. Ama yok. Peygamber nafile olur diyor bak. Kaza olur demiyor. Nafile olur diyor. Ne niyet edersin o olur, ama iki şey birden niyet edilir mi? Hem kaza olsun hem eda olsun. Oh, o zaman benim şu kıldığım namaz 100.000 öğle namazı borcumun yerine geçsin. Niyetim bu. Olur mu? Teke tek ödeyeceksin. Sünnete niyet edeceksin, sünnet olacak. Kaza niyet edeceksin, kaza olacak. Böyle şimdi uyanıklar var. Evet. Uyanıklık taslıyorlar güya. Hanefi mezhebinde öğlen namazında, öğlen namazı yalnız kılmışsanız bu hadise binaen yatsı namazında evde kılmışsanız farzı, bir daha cemaat varsa bir daha uyun, 27 kat cemaat sevabı alın, nafile olur yalnız. Akşam namazında da olmaz. Neden? İkinci kıldığınız nafile olur dediğine göre
Akşam namazı 3 rekat kılınıyor. İmama uydun mu 3 rekat kılacaksın. Nafileler 2 rekat olur, 4 rekat olur. Tek olmaz. Tek olmadığı için ikinci de nafile olacağına göre akşam namazı da kılamazsın. İki namazdan sonra nafile yok. Sabah namazı sonra nafile yok. Onları da kılamazsın. Gala kaldı. Öğlen namazı farzı. Yatsı namazın farzında ikinci defa imama uyabilirsin. Bu hadise binaen. Bunun Hanefi fıkhına göre konuştum tabii. Hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Nesai İbn İbban, Hakim Müstakalar, Kudni, Tirmizi, Cabir bin Yezid'den nakletmişler. Bunun örneği çoktur.